Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kış uykusu ile ilgili olacak. Yorumlarda bayağı gördüm kış uykusu ile ilgili bir video çeker misin diye. En sonunda da çekmeye karar verdim. Şöyle. Arkadaşlar videoya geçmeden önce demek istediğim bir şey var. Normalde bir canlı yayınımız vardı ama açamadık. Onda soru cevap yapacaktık. Olmadı. Bu yüzden onu telafi etmek amacıyla arkadaşlar. Ben dedim ki bu videonun altına siz yorumlarınızı yapın. Benimle merak ettiğiniz tüm soruları yazabilirsiniz. Sonraki videoda hepsini cevaplayacağım. Bir tane sinek var arkadaşlar şurada. Sabahtan beri rahatsız ediyor. Dikkatim dağılabilir, o yüzden kusura bakmayın. Zaten videonun sonunda büyük ihtimal krematogaster'lara yem olarak gidecek. Şöyle. Yani dediğim gibi büyük ihtimal misafir edecek krematogaster'lar. Neyse. Videomuza geçelim. Kış uykusu nedir? Ha, bir de arkadaşlar lütfen adres vesaire sormayın. Veya adınızı söylememi istiyorsanız belirtebilirsiniz. Veya söylememi istemiyorsanız belirtmeyin. Fark etmez. Kış uykusu nedir arkadaşlar? Öncelikle bundan bahsedeyim. Bu çoğu hayvanda olan bir şey ama biz karıncalar üzerinden gideceğiz. Havalar soğumaya başlayınca, yemekler azalınca onlar kendilerini kış uykusuna hazırlar ve uyurlar. Bundan ibaret. Ve bunun süresi yaklaşık ne kadardır diye sorarsanız 4-5 ay rahat sürer herhalde. Yani herhalde değil. Bir 4-5 ay, hatta 5-6 ay bile uyuyabilirler. Öyle tür tür değişse de 4-5 ay diyelim biz ona arkadaşlar. Bir de biz ama 2-3 ay yatırsak da bizim için yeterli olacaktır. Çünkü hani öyle havaların soğuması normal doğada uzun sürebilir ama biz kendimiz ayarladığımız için 2-3 ay zaten karıncalar için yeterli olacaktır. Ama 4-5 ay yatırırsanız, yani dışarıdaki kolonilere bakarak yaparsanız bence daha iyi olur. Onların uyandığını görünce siz de uyandırırsınız. Ben mesela Ekim'in 15'inde yatıracağım. Mart'ın 10'unda 15'inde uyandıracağım. Öyle bir planım var. Nasıl yatırılır derseniz, öncelikle onların bulunduğu ortamı yavaş yavaş soğutmanız gerekecek. Yani 5-6 günde bir derece düşürseniz onlar için artık kış uykusu alarmı çalmaya başlar. Çünkü bakarlar havalar soğumaya başlıyor. Bu ama aniden pat diye yapmamanız gereken bir şey. Çünkü o zaman alışmadan direkt uyumaya çalışırlar ve bu hem yumurtalar için zararlı olacaktır, hem kolon için zararlı olacaktır. Bu yüzden alıştıra alıştıra yapalım arkadaşlar. Niye alıştıralım diyorum diye sorarsanız, çünkü yumurtlama süreci var bir. Kraliçe yumurtlamayı kesecek. Bu son kalan yumurtalar çıkacak o zaman. Veya yiyecekler. Artık nasıl rahat ediyorlarsa, o konuda pek bir bilgim yok. Yiyorlar mı artık, çıkıyorlar mı, ama büyük ihtimal çıkarlar. İşte sonra havalar soğumaya başladığında arkadaşlar onlar hazırlanıp uyuyorlar. Yattığında ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar. Ha, bir de dediğim gibi havasını soğuttuk ama bir de yemek olayı var. Yemeklerini azaltmamız gerekecek arkadaşlar. Nasıl diye sorarsanız, ben mesela mestorlarda artık hiç yemek vermiyorum. Yani sadece tohum var içinde. Tohumu da hiç eksik etmiyorum. Ama krematogaster'larda rufibarbisler tohum yemediği için onlar da haftada bir, 10 günde bir tane bu mutant sivrisineklerden, yani bilmiyorum artık onların adı ne, bilmiyorum. Ya da yani minik sineklerden veriyorum bir tane. Krematogaster'lar o büyük böcekleri yemediği için, sivrisinek gibi olan, ama onlar ısırmıyor. Artık onların adını bilmiyorum. Bir ara araştırdım da şu an hatırlamıyorum. Krematogaster'lar ondan yemiyor çok büyük diye. Onlara da sinek veriyorum ben. Hatta size de göstereyim. Yani sinekleri de hiç çöp olarak atmıyorlar. Neyse. Dediğim gibi yemeğini azalttık, soğutmaya başladık. Onlar zaten artık hazırlanıp uyurlar. Hepsinin uyuma derecesi farklıdır. Buna da lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yani biri daha soğuğa dayanıklıdır, daha geç yatar. Biri hemen yatabilir. Öyle bir olayımız da var. Ondan da haberdar edeyim.
Ve arkadaşlar yattılar. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü onlar kendi hallerinde uyuyacaklardır. Nemli bir alana gider, yaklaşırlar. Yani atıyorum testörü şurada ya. Onlar şu kraliçenin olduğu yere giderler. Hepsi yan yana geçerler, toplanırlar. Bir orada tepecik gibi oluştururlar. Öyle yatarlar. Bu süre içinde ölümler mutlaka olacaktır. Yani ölü karıncalar mutlaka göreceksinizdir. Hatta uyandırdığınızda o canlı olan karıncalar ölüleri taşıyacaktır outworld'e. Neyse, uyandığı zaman geldiğinde ne yapacağız? Bir de buna geçelim. Uyandığı zaman arkadaşlar ne yapacaksınız ondan bahsedeyim. Normalde ne yapıyorsanız, yani normalde yemek veriyorsanız yemeği vermeye devam edeceksiniz. Şekerli su vermeye devam edeceksiniz. Veya hani ısısına dikkat edeceksiniz. Öyle öyle tekrar yaz boyunca devam edecekler. Kış geldiğinde de tekrarlayacağız bunu. Bir de normal hiç işçisi çıkmamış kraliçeniz var. Bende 3 tane var mesela. Yumurtaları var. Ama hala işçileri çıkmadı. Bayağı yumurta larvası var. Hatta galiba bir tane pupa gördüm. Bir bakayım. Yok, daha hiç pupası yok. Bu küçük türlerde dikkatimi çeken şey, işçileri birazcık daha hızlı çıktı. Yani krematogaster'larda işçileri bayağı hızlı çıktı. Ondan da bahsedeyim. Mesorlarsa bana kafayı yedirtti. Hani aylarca bekledim. 2 ay yakın bekledim ben işçisinin çıkmasını. 2-3 ay hatta neredeyse. 3 ay biraz abartı olabilirdi. 2 ay beklemişimdir. Rufi Barbis'lerde de aynı bayağı hızlı çıktı. Bu sanırım birazcık beslenmeyle alakalı ya. Neyse. Çok neyse dedim, kusura bakmayın. O konuda da yani istemim dışında olan bir şey. Arkadaşlar da çok diyorumdur büyük ihtimal. Neyse işte. Tekrar dedim. Neyse. Kafayı yiyeceğim ben sanırım bu konuda. Ama olsun. Konumuzu değiştirebildik. İşte arkadaşlar. Hala yumurtaları var. Ne yapacağız? Onlar yumurtalarının çıkmasını beklerseniz bence daha iyi olur. Çünkü hani kış uykusunu hazırlarken strese girebilir ve yumurtalarını yiyebilir ve tüm moralinizi bozabilir. Çünkü ben ondan korkuyorum şu an. Larvaları da çıkmışken hani bekleyeyim artık işçiler çıksın, öyle artık yollayayım diye kış uykusuna yatırayım. Pardon, pupaları da çıksın öyle artık hani hazırlayayım diyorum. Pupadan işçiye, öyle de kış uykusuna. Büyük ihtimal hani işçiler çıktıktan bir hafta sonra bunları kış uykusuna hazırlamaya başlarım. Hepsini ben farklı zamanlarda yatıracağım. Böyle mesorları atıyorum 2 hafta sonra yatırırsam, Rufi Barbis'i belki 3 hafta sonra yatıracağım. Kremaları belki, krematogaster'ları belki 4 hafta sonra yatıracağım. Bu değişecektir. Yani hep öyle bir tam bir plan yapmadım ama ayın 15'inde büyük ihtimal mesorları yatıracağım. İşte değindiğim, değinmediğim bir yer var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde ya kış uykusuyla ilgili. Ne olduğunu söyledim. Süresini söyledim. Nasıl yatırıldığını söyledim. Yattığında ne yapacağımızı söyledim. Uyanma zamanında ne yapacağımızı söyledim. Evet, başka bir şey yok. Yani dediğim gibi normal strese girmeye yok. Çünkü strese girmeye gerek yok. Uyandıklarında mutlaka ölüler olacaktır. Burada panik yapmayın. Normal bir şey bu. Tüm kolonilerde olur. Ama hani koloniler küçükse belki olmayabilir. O konuda tam bir bilgim yok. Ama büyük bir koloniniz varsa mutlaka birkaç ölü olur. O zaman daha fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda hepsini cevaplayacağım.